Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kur'an psikolojisi yapacağım. Geneli hepsini, bugün umumi ders mi yok değil mi? Umumi ders. Ha perşembe. Bugün perşembe mi? Aa. Ben bugün çarşamba mı? He? Yok. Olmaz. Şimdi hemen bir yer. Bugün çarşamba, ben size şey yapacaktım. Peki. Cuma'ya mı kaldı? Tamam inşallah. Kur'an psikolojisinin yarın. Yani Kur'an'da yap, yapma, de, deme. İsmi hakim var ya, 316'da mülemalar. Tamam. Tamam. Ya ben bugün hala şey biliyorum ya, lemalar. Şu üstteki değil mi abi? Emirdağ, Barlağa. Onlar en altta, en altta abi, orada en altta. He, tamam. 316. Ne zaman oldu ya, perşembe? Hakikaten perşembe değil mi? Evet. İnan mübalağa etmiyor. Tekrar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatü ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Demek ki planladığımız olmuyor. Olmuyor işte, kader. Ben de böyle planlamıştım size. Böyle Kur'an'da yap, yapma, de, de, git, gitme. Böyle sırf Kur'an, sure ve ayetlerden, sure ve ayetlerden. Yani davranış psikolojisini inşallah yarın yaparım, gelirsiniz. Merhaba olan yarın. 316 lemalar. Beşinci nokta iki meseledir. Birinci mesele, Sani Zülcelal ismi hakimin muktezası ile her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kısa yolu ve en kolay tarzı, en faydalı şekli emniyetle takip ettiği gösteriyor ki kainatta, yani mevcudatta israf, abesiyet, faydasızlık fıtratta yoktur. Yani kainatta kendi kendine olmadığına delil, kainatta bir kast var. Bir her şeyde bir hedef gösteriliyor. Şimdi baktığımız zaman en kısa yol, mesela bir Mısır'ı düşünün, bir koçanı düşünün yani Mısır'ı. Narı düşünün, yani cevizi düşünün. Yani o kadar büyük bir faaliyeti sadelik içerisinde, mesela toprakta Mısır yapmak, narı yapmak. Koca bir tesis, fabrika gerekiyor, baca gerekiyor, işçi, mühendis gerekiyor, mimar gerekiyor, hesap gerekiyor, tasarım gerekiyor. Bu kadar bir sistem değil. Mesela bir depremde zemin etüdü yapılıyor, ayrı mühendislik istiyor. Binanın etüdü yapılıyor, ayrı bir mühendislik istiyor. Binaya, cansız binaya. Bir narı düşünün, bir ağacı düşünün, bir Mısır'ı düşünün. Orada şimdi etüt gerekmiyor mu ya? Nasıl bir sistem? Bak en kısa yolu, petekte de öyle. O kadar balı, o kadar mesafede, küçük bir yerde en fazla iş çıkacak şekilde. En kısa yolu, en kolay. Böyle gürültü yok, patırtı yok, inşa ediliyor. Ya nasıl bir teknoloji kullanılıyor? İnsan ona bakarak ilim elde ediyor ve sanatını mevcudata benzetiyor. Uçağını kuşlara benzetiyor. Gemisini, denizaltısını balıklara benzetiyor. Ama kuşu ve balığı yapan hiçbir şeye bakmamış. İlk ve son. Çok garip yani. Mesela şöyle düşünürseniz, tekrar devam edeceğim de. Tefekkür ediyoruz da onun için. Tefekkürü küfür, küfür değil. Allah için böyle denilmez ama. Şimdi Allah var, hiçbir şey yok. Ya bunları nasıl hatırına getirmiş ya? Nasıl hatırına gelmiş? Hani Allah için denilmez de iz sürmek için, tefekkür etmek için diyor. Mesela bir ummadığın bir şey yapıldığı zaman, beklemediğin bir şeyi diyorsun ki nereden hatırına geldi bu? Ben böyle garibime gidiyor. Böyle baktığım zaman mesela fındık da öyle. Nar da öyle sizin memlekette. Pamuk hele.
Yani Allah var iken bu toprağı yapacak, siyah topraktan hiç onunla alakası olmayan pamuğu çıkartacak. Yani nasıl hatırına geliyor deniliyor ya. Aynı onun gibi baktığın zaman en kısa yolu, sonra en kolay tarzı, en faydalı şekilde şekli, en faydalı şekli. Sana muhafazasına bak Mehmet abi. Cevizi muhafazasına bak. Takip ettiği gösteriyor ki, mesela cevize bak, boşluk yok. Nara bak, peteğe bak. Varlıkta şu yok. Abes yok. İsraf yok. Faydasızlık yok. Hiçbir yerde israf yok. İsraf yok. Faydasızlık yok. Abes yok. Eğer bir yerde abes, manasız bir şey gözüküyorsa insanın cehaletindendir. Abes yok. Bu neyi gösteriyor? Fıtratta israf yok. Peki Allah şu dünyada gübreden bu kadar meyve çıkartıyor. Gübreyi yok etmiyor. Bak gübreyi attı hayvan. Tamam yok oldu demiyor. Onunla kirazı çıkartıyor, mandalinayı çıkartıyor. Değil mi? Gübreyi kullanıyoruz. Kainatta bakın bakalım israf bir şey var mı? Peki insanı çekip çıkarın dünyanın anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok. Mesela öküz için gül ile yonca, ot arasında fark var mı? Kedi için fare ile muhabbet kuşu, balık kafası ile muhabbet kuşu arasında fark var mı? Yok. Onu tefrik edecek ayrıca bir insan lazım. Yerin altındaki madenler, baktığın zaman manzaralar insanı hedeflemiş. Şimdi diyeceğim şu, madem şu dünyada hiçbir yerde israf, abes, manasızlık yoksa, bu dünyanın sonunda, kainatın sonunda ahiret olmamış olursa komple dünya israf olmuş olmuyor. Bugün herkese, her birimize edilen masrafa bak. Güneş bizim için doğdu. Havayı teneffüse bak, şu anda kömür şeyinden dolayı ondan rahatsızım ben. Ondan şey yapıyor bana. Alışmadığım için. Şimdi hiçbir yerde bir israf yok. Her şey sana bakıyor. Bugün edilen masrafa bak. Nefes teneffüs ettin. Yoğun bakımda değildi. Acilde değildi. Sonra güneşi lamba ve sıva yapmış. Karaciğeri kullandım, böbreği kullandım. Mustafa Hocam bugün diyalizden mi çıktı? Yok. Demek ki o diyaliz sistemi sende çalışıyor demektir. Evet. Böbrek mesela. Karaciğer yetmedi, şu bu. Hele nefes, astım hastaları onu kullanıyor. Yani kullanmadığına göre demek onlar otomatik çalışıyor. Bugün edilen masrafa baksana. Bir nefes almak ne demek olduğunu astım hastalarına yoğun bakımda olanlara sor. Bu kadar masraf edilmiş. Bak şimdi. Seni bu yaşa kadar masraf etmiş. En harika gıdalarla donatmış. Sonra seni diriltmemek üzere toprağa indirir. Peki sana edilen masraf heba olmuş olmuyor mu? Hiç. O zaman niye sana bu kadar masraf edildi ki? Yani Kalı Mesnevi de diyor ki, israfın olmadığına şey, her şey sana bakmasıdır diyor. Her şey sana hizmet ediyor. Düşünebiliyor musun? Sana görmekliği veren zat kör olur mu? Sana bu görmekliği veren kör olmaz. Sana bütün mevcudatı emrine veren seni bilmiyor. Tanımıyor. Merhamet etmiyor. Olur mu? Sonra alacak bütün kainatı seninle anlam kazanacak. Sana bağlayacak. Seninle değer yapacak. Sana hizmet ettirecek. Sonra seni diriltmemek üzere kabre sokacak. Denizin dibindeki abi, maden bile insan için. Evet. Onu da insan kullanıyor. Ya, deniz... Yani o gazları, petrol evet. Değil mi? Hayvan zaman, kullanmıyor yani. Ne olur biliyor musun? Matematikçi miydi hocam? Tarih. Sen de tarihçiydin. Şimdi matematiği yapalım şimdi. Şu anda dünyada kaç tane insan var? Yaklaşık 7 milyar 600 milyon abi. 7 milyar. Maziyi hesap etmiyoruz. Ben okudum da 120 milyar toprağın altında varmış. Evet. Girmiş. Bilimin söylediği tamam.
7 milyar kabul edelim. 7 milyar insanın aklı var değil mi? Bu 7 milyar insanın aklını yapan aklı kül, ilim. Nasıl bir ilim sahibi? 7 milyarın aklını yapmış, o zaman onun ilmi 7 milyar insanın toplamı kadardır. En az. En az yani. Evet. Tabii ki sonsuz da. Eyvallah. 7 milyar mantığı olsun diye. Evet. 7 milyar insanın aklını yapan ilim en az 7 milyar kadar akıl var içinde. Öyle mi? Mantık bu. Evet, tamam. Mantık bu. Düz mantık bu. Sen mesela bir kalemin düşse, Allah bilmem neyini versin atar mısın? Bu fedene alışveriş yaptın, 7 lira tuttu, 10 lira verdin. 3 liralıkken 1 lira yuvarlandı. Düşmeseydin mi dersin? 2 adım atar, eğilir, kalkar, alırsın. Niçin alırsın? İsraf etmez. Şimdi 7 milyar insanın aklını yapan ve bana israf etme, malına sahip çık duygusunu veren, herkese de, arabanı yakma, aldığın maaşı tutuşturma, düşen kalemini al, bu sahip çıkıyoruz. Bu malına sahip çıkma duygusunu 7 milyara vermiş, aklı da vermiş. Şimdi 7 milyarın aklını yapan usta, bu akılları toprağa sokarak, diriltmemek üzere çürütür, akılsızlık yapar. Aslında. 7 milyar akılların toplamı insanı diriltmemek üzere toprağa koyup çürütmez. Zira bu akılsızlık olur. Benim aklım bile israf yapmıyor. Bana veren, bu sistemi bana veren hiç malını israf eder mi? Etmez. Etmez. Onu istiyor. Diyor ki, bu kainata baktığın zaman israf yok, abes yok, yani abes manasız bir şey yok, faydasızlık yok. Eyvallah. O zaman fıtratta israf yok, o zaman hep isabet var. Arkasında ilim, irade, kudret olması lazım. Eğer bir yerde anlamsız böyle gayesiz falan bir şey gözüküyorsa insanın cehaleti var orada. İsraf ise İsmi hakimin zıttı olduğu gibi iktisat onun lazımıdır ve dustur esas. İsmi hakimin hikmetle yaratan zatın lazımıdır. İsraf yok, abes yok, manasızlık yok. O zaman ahiret olması lazım. Ey iktisatsız israflı insan! Ey iktisatsız İsraflı insan. Yani aklını, duygunu, gözünü YouTube'larda, televizyonlarda, şurada, burada, sağda, solda harcayan. Yani israf deyince para, pul, elbise falan değil ha. Ömrüne bak yani. Bir nefes almak için ne gerekiyor? Kaç nefes atıyoruz fuzul işine. İsraf o ha. Öyle para, mal, mülk değil. Gözünü veriyorsun, karaciğerini veriyorsun. Bir saat onun karşısındasın. Bir saat. Yersi günah değil mi ya? Diyor ki, ey iktisatsız, israflı insan, bütün kainatın en esaslı dusturu olan iktisadı yapmadığından ne kadar hilaf hakikat hareket ettiğini bil. Bütün kainatta iktisat var. Tam yerine göre yapılmış. İktisadın zıttı neymiş? İsraf, abes, faydasız. O anlama geliyor. Kullu veşrebu ve la tusrifu ayeti ne kadar esaslı geniş bir dusturu ders verdiğini anla. İkinci mesele, ismi hakem ve hakim bedaat derecesinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın risaletine delalet ve istizam ediyor denilebilir. Yani şu kainattaki abes yok, israf yok, manasızlık yok. O zaman bir peygamber lazım. Çünkü onu anlamlandıracak birisi lazım. Tam da nedir o zaman? İnsanın en büyük meselesi, istersen yeda, istersen padişah, istersen normal adam, ister alim ol, istersen cahil ol. Sonu kabir mi? Kabir. Her şeyini yok ediyor mu kabir? Her şeyini bitiriyor. Arabanı da burada bırakıyor, eşini, aşını, işini. O zaman insanın en büyük meselesi kabir meselesi. Kabir meselesi de tarihle izah edilmez değil mi?
Mezardan girdikten sonra adam için tarihle nasıl çalışacağız? Edebiyat izah edilmez, matematik izah edilmez. En yakın ona uygun kimya. Kimya ile kabir ve sonrası bu adamın olduğu nereden bilecek ya? İnsanın en büyük meselesi elindeki ilimle izah edilmiyor. Ne matematikle izah ediliyor, ne kimya ile. Peki neyle izah edeceğiz? İnsanın en büyük meselesi kabir değil mi ya? Hepimizin ortak tarafı. Meslekler, meşrepler farklı olsa da akıbet aynı. Abi. Aynı. Hep aynı. Ne düşünürseniz düşünün. Bir tanesi dedi ki bana bir yerde, ya dedi ben ahirete inanmıyorum. Doğru dedim sen. Ama işin acı tarafı dedim, inanmadığın yere gidiyorsun. Çok ağır. Yani senin için şok olacak. Benim beklenti olduğu için ben şok olmayacağım. Eyvallah. Ben inandığım yere gitmekten de korkmuyorum. Korksaydım da inanmazdım. Ama sen şok olacaksın. İnanmadığın yere gidiyorsun. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini delalet ediyormuş. Kainatta israf abes olmaması. Evet, madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister. Ve gayet güzel bir cemal, kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder. Ve gayet kemalde bir sanat, teşhirci bir delal ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitab-ı kebiri kainatın muhatabı olan nevi insanın içinde elbette bir rehber-i ekmel, bir muallim-i ekber bulunacak. Niye? Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek. Mesela sizin okulda da öyle. Hocalarım sandığım sonunda ya. Şimdi üniversitede kitaplar var veya mektep kitapları var. Çocuklar gelmesin, kitapları gönderin. Hiç kimse eğitim yapmasın. E nasıl olacak yani bu? Kitap değil mi ki? Bu ona da benzemiyor. Şimdi Kur'an... Yani. He? Yani anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır diyor. Şimdi geldi bu aleme. Tamam mükemmel. Sorun yok. Ama nedir? Nereden bileceğim? Ve isabet ettiğimi nereden bileceğim? Yani bu alem nedir? Bu kadar felsefe yürütülmüş. Bu kadar felsefe gelmiş. İnsan düşünüşü gelmiş. Ne kadar farklı anlam yüklemişler. Değil mi? Ne kadar farklı anlam yüklemişler. Peki bu alem nedir? Alemi bırak. Filozofların tamamı, dinle alakası olmayan, insan demiş, mücadele eden bir hayvandır. İnsan konuşan bir hayvandır. İnsan reddeden bir hayvandır. Bir şey demiş hayvandır, bir şey demiş hayvandır. İnsanı böyle tanımlamış. İnsanı et ve kemik diye anlamış. Ya bulunduğu bu alemi nasıl tanımlayacak? Birisi gelecek, sonra ben merak ettim hocam. Birisi gelecek, peygamberlerin en büyük delili nedir sizce? Peygamber, peygamber olduğuna dair. Ama öyle bir özelliği olacak ki, başka kimse de olmayacak. Ne olabilir? Kitap. Mucizeler mi abi? Evet. İlim olsa, ilim aşağı yukarı herkese bir derece var. Fedakarlık var diyelim, aşağı yukarı herkeste var. Gayret, aşağı yukarı var herkeste. Ama mucize herkes değil. Değil mucize yok. Yani nasıl mucize? Belki senin üzerinden nefes almak bir mucize de öyle değil. Diyeceksin olacak. Ağaca çağıracaksın gelecek. Peki hayatında hiç yalan yok. Hiç yalan yok. Düşmanları İslam'dan önce demiş Muhammed ile. Ve mucizelerle donatılmış. Söylediğini kendisi yaşamış. Daha bundan daha güvenilir bir insan nasıl olur ki? İnsan kendisine bile güvenmez ya. Hayatında hiç yalan olmadığını kendileri söylüyor, muhalifleri. Söylediğini kendisi yaşıyor. Ona daha güvenilir nasıl olur ki? Bir de mucize gösteriyor biliyor musunuz ya? Gözünün önünde adam gelmiş Ebu Cehil. İki gruba ayırmış. Ya Muhammed diyor bu ağacı çağır diyor. Uzun o hadise. Yani ben Allah'ın izniyle yaparım ama gene sen iman etmeyeceksin. Yok diyor sen yap diyor. Şimdi ağacı çağır derken bir grup adama kendi adamını ağaca sarılıp duruyor. Öyle risalede geçen kuru geçmiyor. Sarmış. Öteki gruba da Muhammed'in o ağaç gelecek ya oraya dizmiş böyle kolları.
Gelsin bakalım. Hani göz boyaması mıdır, hadise midir? Değil mi değil mi, onu ölçüyor. Onu ölçüyor. Adam işi biliyor ya. Yedi tane alimden birisidir. Ömer İlişan'dır. Ebu Cehil. Cahillerin babası dermiş. Yani Ebu Cehil sıfatıdır. İsmi hatta bu Ömer değil. Ömer İlişan. Sarmış bir kısım şeyi, kendi adamları. Ötekisi de Peygamber Aleyhisselam'ın orada kollara girmiş. Bakayım bizi vuracak mı, buradan geçecek mi? Yoksa sihir midir? Ağaç geliyor, hem onları sürüklüyor dozer gibi, hem bunları çarpıyor. Ağaç geliyor. Sonra diyor ki, bak bitmiyor. Ya nasıl bir adam, hakikaten ne kadar zor iş yapıyor ya. Adama takdir etmemek çok zor ya. Küfrü nasıl temsil etmiş ya. En zor işi o yapıyor. Çünkü küfür imana hizmet eder, size hizmet etmiş. Olmasaydı böyle konuşmazdı. Dedi ki, ya Muhammed geri gelsin diyor. Gene asılanlar asılıyor. O barak böyle perde yapanlar da onlara vurup yarıyor. Yetmiyor. Adama tatmin olmuyor. Diyor ki ağacı böl diyor. Yarısı gelsin. Yarısı burada dursun. Onu da yapıyor. Yarısı birbirlerini yer değiştirsinler. Ya Allah yapıyor ya. Ben olsam var ya. Tövbe estağfurullah. Sinek gibi vallahi ezerdim ya. Allah nasıl bir sabırlı ya. Ya hakikaten Allah Allah'tır ya. Ya nasıl bir şey ya? Diyor ki ağacı böldü yarısı. Yarısı burada kalsın, yarısı orada olsun. Sonra tekrar yer değiştir diyor. Sonra yapıştır diyor. En sonunda diyeceksin ki ne acayip sihirbaz. Ya. Buna başka bir şey lazım da. Çok garip ya. Ama aptal değil ha. Öyle aptal adam değil. Yedi tane muhalakat-ı seba var diye böyle meşhur ediplerin yazıları, kasideleri. Bir tanesi de onundu. Arap Yarımadası'nda zaten onun için kafayı yedi. Tamam peygamberlik nereden çıktı demiyor. Öyle bir problemi yok adamın. Ben niye olmadım diyor. Evet. Reis benim. Zengin benim. Alim benim. Her şey benim. Okuma yazması bile yok ya, nasıl peygamber olur diyor. Evet. Okuma yazması yok diyor. Nasıl peygamber olur? Okuma yazması yok dediği kişiye diyor ki Kur'an'ı kendisi yazdı diyor. Ya okuma yazması olmayana Kur'an'ı kendi yazdı denilebiliyorsa, acaba okuma yazması olsaydı biz kafamızı şüphede nasıl kurtaracaktık? Evet. İyi ki Allah öyle yaptı. Yani okuma yazması olmayandan gelen bir kitabı kendisi yazmadığına daha ondan büyük delil ne olabilir? Zaten yazmayı kalıyor, yazıya daha sonra dökülüyor. Sonra. Yani öyle oturup yazılan bir şey yok ortada zaten. Ortada öyle bir şey. Daha sonraki işi yani. O ilk önce ezberliyor. Tabii, özberim olayı var. Tabii. Bir de abi Ebu Cehil ve avanesi. Sürekli bir şeyden sonra bunlar sihirdir, sihir demeleri. Esasen kendilerinin de bu sihirle uğraştığı anlamına da... O kavim öyleydi. Mesela... Mesela Osmanlı bir yere vari göndereceği zaman, okuduğum için söylüyorum Osmanlı kitapta. Mesela nereye gidecek? Afyon'a. Dini hassasiyeti, sosyal yapıyı ve ekonomisini tahlil ediyorlar. Ortak bir vasıf buluyorlar. Buna en uygun hangisidir? O valiyi gönderiyorlar. Ya. Şimdi o kavmin sosyal yapısı neydi? Sihir ve büyülerle çok uğraşıyorlardı. Öyle. İlginç tarafı abi, red yok ortada. Yani ispatın en büyüğü düşman tarafından sihir diyor. Bu olay olmuş diyor. Olmadı değil. Bu diyor ama sihirdir diyor. Red yok. Yani red yok. Hiç tereddüt bırakmıyor. Yok. Şimdi Ebu Talib'in yetimi diyor, yetimin sihirli semalara kadar yükseldiği diyor. Yani o hadiseyi gördüm diyor. Gördüm diyor. Ama sihirdir diyor. Sihirdir diyor. Şey gibi, biz yaptık, bu kadarını yapamadık diyor yani aslında. Bir şey söyleyeyim mi size? Bazıları diyor ya, iyi dinlesin bunu. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmedik, iman ettik. Görenler iman etti, biz de ettik. Onlar daha şanslı değil. Bak sevgili kardeşim, hangisi olurdu? Adam onunla namaz kılıyor. Mucizeyi görüyor, münafık. Böyle mi olacaktın? Yani onunla namaz kıl, onu gör, mucizesini gör, münafık.
biz görmeden o mucizeleri bizzat ancak okuyoruz, iman ettik. Hangisi daha üst? Bak, görmüş, her görmek imanın şartı olsaydı adaletsizlik olurdu. Gördüğü halde, yanında ya münafık, 40 tane münafık. Sır katibine söylüyor. Ama ben olsaydım, şöyle yaparım, çık dışarıya, çık, dön. Siz anlamayın ha kendinizi, ilgilenin. Yani yanımda münafık olacak da, ama şöyle yaptım ben bir defa, yani dayanamadım. Zeytinburnu'nda, o 94, 96, 97, 98'lerde, adam 6 aydan beri geliyor. Anlıyorum tabii, vazifeli adam. Ama hala tık yok. Dedim ki ya, bir gün çağırdım ona, hiç unutmuyorum. Arkadaşım, kardeşim gel. Buyur hocam dedi. 6 aydan beri geliyorsun, sende bir değişiklik yok. Bana bak sen git artık da dedim, başkası gelsin. Belki o, belki dedim, o kafa yanlar. O belki onun yolunu kapatma. Sen git başkası gelsin. Peki hocam. Yani acayip, bu da acayip. 6 ay derse gel, tık yok. Bu demek ki, öğretmen nereyi dinlesin? İman edenler, iman edebilecekleri kadar delil bulduklarından olmadığı gibi, iman etmeyenler veya edemeyenler, iman edecekleri kadar delil bulamadıklarından değildir. Niyet. Niyetin iman etmek ise, küçük bir işaret imanına yeter. Eğer inkara niyetin varsa, büyük bir delil bile yokluğuna delil olabiliyor. Büyük bir delil bile seni tatmin etmez. Adam mucize görüyor. Daha ne olacak ki? Çünkü niye? Kendisi söyledi. Ya Muhammed 30 küsür defa gitti. Boşuna gelme. Bak eğer diyor söylediğin gibi ahiret varsa aynı böyle. Ben orada diyeceğim ki seni Rabbine diyor. Bana çok geldi ben iman etmedim. Tamam anladın mı? Daha bana gelme diyor. Peki bu kadar mucize gördüğü halde bizzat Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakını seyrettiği halde iman etmemesi delil bulamadığından mıdır? İman etmeye niyeti olmadığından. Onun için görmek görmemek meselesi değil kardeşim. İman etmeye niyetin var mı yok mu? Bu mesele bu. İstersen onun zamanında ol, isterse bu zamanında ol. Bu mesele o değil. Görüp iman etmeyen çok var. Çok az ya, kaç bin kişiydi ya. Uhdiyetler de bu anlamda düşünülebilir mi? Her şey abi. Yani mesela ne yapmak istediğinde yapmadın ya. Yeter ki iste. Kardeşim niyet. Yani delil bulamadığından inkar etmiş değil ya. İman etmeye niyet etmemiş. İnkara niyet etmiş. Şimdi diyor ki 8. sözde diyor ya ahlaksız ve serseri olan kardeş sırf serbestliği için sol yolu seçiyor. Sırf onun için yani. Başka evet. Yani niye iman etmiyor? Niye sohbete giriyor? Ya işte şimdi gitsem diyor şimdi televizyonda YouTube'dan maçtan kalkacağım. Aa şimdi kafama bir şey girecek. Vicdanı da rahatsız olacak. Rahatsız olacağım. Şimdi bu kuma sokayım. Samanla kafamı sokayım. Şu videoların içine sakayım. Ya boş ver ya. Sonra bir şey olur canım. Bir şey olur. Şeytan üfürüyor. Sonra bir şey olur. Allah merhametlerine merhametlisidir diye. Mutlaka bir şey tutturuyor işte adama. Öyle bir şey. Demek ki böyle bir mevcudata böyle bir rehber lazım. Yani mevcudatta bakın israf, abes, faydasızlığın olmaması mevcudatın yapılırken en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli yapması peygamberimizin vücudunu ispat ediyor. Bir tarifçi lazım. Ölüm izah etmesi lazım bize. İhtiyarlığı izah etmesi lazım. Kanseri ve musibeti izah etmesi lazım. Dünyanın ne olduğunu, ya kardeşim bu dünyaya geldik. Nereden geldik, nereden bilmiyorum, nereye gidiyorum bilmiyorum. Burası neresi ya? Burayı neyle izah edeceksin? Burası kırık han, ha öyle mi ya İskenderun'a göre? Ya dünya nedir ya, bu hayat nedir ya, ben kimim? Nereden geldim? Bir, soru bir. Nereye gidiyorum? Soru iki. Burası dünya neyin nesidir, neye kıyas edeceğim? Kıyas edecek başka nispet yok ki.
dünyanın içindeki armutu şeftaliye kıyas et. Dünyayı nereye kıyas edeceksin? Jüpiter'e mi? Burası neresi? Niye burası var? Bu kadar sonsuz galakside hakikaten bizim bu memlekette ne işimiz var? Ondan sonra ben kimim ya? Vardı böyle bir tane çok sivri zekalılar çıkıyor derste bazen. İnsanı en çok meşgul eden 4 tane soru var dedim. Nereden geldim, nereye gidiyorum, ben kimim, burası neresi? Bir tanesi fırladı böyle, yeni gelenlerde oluyor böyle. Bazen atlayan bir şey demek isteyen. Sanki bunlar hiçbir şey anlamamış da olsa ki. Hocam bundan daha kolay ne var dedi ya. Ben falanca dedi, Ümraniye'den geldim dedi. Necim ben kaynakçıyım dedi. Tekrar onu geçeceğim. Doğru demiş. Doğru demiş. Aferin dedim. Bakalım olsun. Ama insaflıymış. Aferin lan, bravo. Neyse devam ettik derse 20 dakika falan geçti. 20 dakika, hocam şimdi anladım dedi. Bu sefer dedim ki, orada mısın hala? Ya. Demek ki böyle bir hadise, insanın en büyük meselesi arkadaşlar, kanseri, bir karnın ağrıyor, bir yerde sancın var. Gittin, otopsi yaptılar, parça aldılar. Bir hafta sonra raporu verdiler, kanser. Dedi ki, boyun kanalının durumu iyi değil. Ne yesin? 3 ay dedi ortalama. Ne yapardık? Ne yapardık? Değil mi? Şimdi kabiri araştırmaz mıyım? Yani ister istemez yok geldi. El freni çek, takos koy. Bitti. Yani hakikaten ahiretin olması, ölüm olmayıp teris olmak ne kadar isterdik? Aslında bir şey yapamazdı. O ya. Dönseniz de aynı şeyi yapacaksınız diyor ya ayette. Evet. Aynı şeyi. Aynen. Var işte birisini ziyaret ettim. Televizyondan unutmak için ölümünü, televizyon yok ki sermaye ne yapsın. Gittim ziyaret ettim kardeşimizin oğlu. 19 yaşında. Bir arkadaşımızın kardeşi, arkadaşımızın hastanede bizim Fikret'le gittik, Doktor Fikret'le. Belki bir şeyimiz olur diye. Çocuk şeyin devamı onun cep telefonu. Niye annesine demiş? Unutmak için. O gömülüp, peki o seni unutuyor mu? Ecel seni unutuyor mu? Unutmaz. Ecel bir gün yakalayacak. Hangi filmin hangi sahnesini seyrederken değdi mi ya? Bir daha telafisi yok ki. Bir daha telafisi yok ki. Gelişi yok yani. Hadi vallahi hata oldu. Bir düzelteyim. Böyle bir şans da yok. Bu mevcudata gayet güzel bir cemal kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder. Ve gayet kemalde bir sanat, teşhirci bir delal ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitab-ı kebirin, kebir-i kainatın muhatabı olan ve nevi insan içinde elbette bir rehber ekber, bir malum ekber bulunacak. Eyvallah. Yani bir rehber neyi nasıl yapacağını birisi olması lazım. Allah Allah. Biz kapatmadık mı ya? Burcu adın abi. He? Stabilize atma ona Allah, da. Aynen öyle ya. Hem de senin adam arıyor ha. Almanya'dan. Evet. Demek ki bunu tanımlayacak şu sünnet-i seniyye biliyor musun? Şöyle bir misal veriyorum. Bakın arkadaşlar, bu kitabı buraya mı koyayım? Buraya mı, buraya mı, buraya mı? Böyle mi, böyle mi? Böyle mi, böyle mi? Hangisi size uygun? Şimdi şöyle yapmış. Peygamberimiz Aleyhisselam. Bir hareket var. Böyle mi yapayım, şöyle mi? Şimdi bu hareketi nereye koymayın doğru olsun size, herkese? Şöyle yapmış misal. Oraya bakarak buraya hükmetmiş. Götür, 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 ileriye götür. Biraz sağ yap, sağ yap. Bak orası burada kötü gözüküyor. Kaydır, 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 kaydır. Biraz daha, biraz daha. Sağa götür, götür. Tamam. Orası, yani bu, orada en güzel böyle gözüküyor. Sünnet-i seniye demek, alemi şahadete, alemi gaybla yön vermek. Yani bu hareket mi, şu hareket mi, tükürmek mi, böyle yapmak mı, böyle kalkmak mı, şunu demek mi, dememek mi, hangisinin için doğru? Buraya orayla hükmediyor.
orayla kararı. Tamam tamam getir getir getir. Sağa git. Hayır çirkin gözüküyor. İyi değil. Kaydır biraz da ileriyi getir getir. Tamam öyle bırak tamam. Hah bakıyorsun en, burası en doğru. Nereye göre? Oraya göre. İnsan da öyle. Bakıyorsun beka istiyor. Evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Ama kendisi fani. Peki ne olduğunu kim söyleyecek? Böyle bir rehberler. Hakikaten şöyle bir insaf düşünün. Çok feci bir şey var. Benim kim olduğumu kim söyleyecek? Yani ölmek istiyorsun, ölmek istemiyorsun ama ölüyorsun. Ne olacak? Garip bir şey yani. Çok tuhaf değil mi ya? Bir anda her yerde olmak istiyorum. Ya bir gün olsa da bir ölüm haberi gelmesi ya. Abi İstanbul'da mısın? Yarın katılacak mısın cenaze? Bu akşam ya. Ya işte MOK'tayız alabilir misin sen? Yani tamam da insanın en büyük... Bir, ölmek istemiyorum Mustafa Hoca. Evet. Ama ölüyorum. Bunu bana birisi tarif etmesi lazım ya. En büyük dehşetli meselemi izah etmesi lazım. Ondan sonra mucize göstermesi lazım. Ölümün teris olduğunu söyledin. Doğru olduğunu kim söylüyor? Ne yapmış? Ölüyü diriltmiş. Kalkmış, konuşmuş, onunla yemek yemiş. Eğer yok olduğu hiç olsaydı kim nereden gelecekti ki geri? Peygamberimiz Aleyhisselam savaştan gelirken Hazreti Ali başta kadın ya sahabiye oğlunu soruyor. Nasıl desin şehit oldu? Biliyorsunuz. Şöyle yaptı. Hazreti Peygamber cevap versin. Ben bunu nasıl cevap vereyim diyor. Da parçalamış oğlu. Unuttum adını sahabe. Sonra Allah Resulüne geldi. Arkada kaldı diyor. Yani şöyle. O da ordunun arkasında zannediyor. Kadın işte. Bir oğlu varmış. Ordunun arkasında kim vardı Mustafa en son? Hayır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Yani o nasıl yapsın böyle? Hazreti Ali geçiştirdi. Hazreti Peygamber. Hazreti Bekir ne yapacak? Allahu Ekber. Demiş, buyur Ebu Bekir, beni mi çağırdın diyor. Atla dört nal arkadan geliyor. Ondan sonra Allah Resulü diyor ki, Allah'a yemin ederim ki, Ebu Bekir'in o şeyiyle, Ebu Bekir isteseydi, bütün şehitler diriltilirdi diyor. Bir daha bağırsaydı diyor. Bir daha bağırsaydı diyor. Hazreti Geylani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, işte papaza göstermek için ölüyü dirilmesi. İsa Aleyhisselam'ı, yani, eğer yok olmuş, hiç olmuşsa kim nereden geri geliyor? Ölümün bir kardeşi olan hepimiz yaşıyoruz. Uyku. Hepimiz yaşıyoruz. Yok olmuyor musun uyuduğun anda? Varlığa mı geçiyorsun? Varlıktan çıkıyorsun. Varlık yok ki. Yok ki. Uyuduğun zaman varlık mı var? Her şey anlamını yitiriyor. Öyle sıfırlanıyor. Acayip sıfır ya. Sonra tekrar vücuda geliyorsun ya. Böyle bir sistemi de nasıl hatırına gelmiş Cenab-ı Hak? Hayret acayip. Uyku nereden? Kendisi uyumuyor ha. Bir şey anlatabilirim ben. Şöyle bir 30 saniye abisi de dinlemiş olup. Şimdi de ben nasıl uykusuzsam abi. Camiye geldim öğle arası cuma namazında. Elimdeyim orada durdum böyle. Sünneti kıldım abi. Ha öğlen cuma namazındasın. Cuma namazında buldum. Ha yatak değil yani. Tabii bende bu çok oluyor. Ben de bunu nasıl olacak bilmiyorum ama neyse abi. Şimdi... müezzin başladı, tam oradayım ben, yanımda imam var. Müezzin başladı okumaya, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ben o ara abi tamamen uyugitmişim. Hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Yani o ne zaman şalter çekilmiş, ne zaman kablo kopmuş farkında değilim. En son baktım ki ezan bitiyor veya kamet, ben onu ezan sanıyorum. Meğer o ara abi benim yanımdan imam hutbeye çıkmış, hutbeyi vermiş, duayı etmiş, aşağı inmiş, tekrar kamet başlamış. İmam yerine geçmiş, ben onu duyuyorum. Bir baktım ki ya, baktım ki nasıl oldu? Abi sıfır, yani hiçbir varlık alemi yok. O ara yaşanmamış. O ara benim için tam Rab yok önünde. Şimdi bu, yani ölüyorsun işte, bunun Türkçesi başka bir şey değil yani. Ben öyle bir zamanlama ayar oldu ki abi, diyorum ki bu nasıl oldu yani? Normalde buradaki oradan oraya nasıl gitti, yukarı ne zaman çıktı? Ama ezan hala devam ediyor, oysa ki kamete geçilmiş. Acayip bir şey yani. Şeyi benziyor ya, sıfırın sayısal değeri var bu. Sağdayken yok, solda sıfır, değil. Sıfırın sayısal hiçbir değeri yok. Yok. Ama sıfır kaldırırsanız sayı olur mu? Yok. Olmaz. Sıfır kaldırırsanız bir yok. Evet. Zaten iki demek, iki tane bir demektir. Beş tane bir demektir. Hiçbir sayısal değeri yok ama bütün sayısallar onunla ifade ediliyor. Ya yokluktan çıkıyor adeta. Adem'in ispatı. Allah Allah.
Yani uyku. Her şey sıfır. Kendisi sinetumelane. Uyku tutmuyor. Ya uykuyu nasıl hatırladı Allah? Nereden hatırla? Hani dedik dersin başında. Evet, ulan bir şahilet bir şey yaparsın da. Dersin Allah Allah nereden hatırına geldi ya? Uykuyu Allah, Allah'ta sinetumelane sinesine uyku tutmaz. Nasıl peki bu uykuyu çıkarttı ya? Yani ölümün dirilmesi. Ölüyoruz, diriliyor. Nasıl bir yöntem geliştirmiş ya? Nasıl bir usta ya? İlk defa yapıyorsun. Ya geri gelmese? Bin kişiden beş kişinin arkasından geri gelmiyormuş. Öyle de acayip ki, o kadar da işe yarıyor ki, burun ameliyatı olanlar için, bin lira mı ne istiyorlar? 45 dakika narkoz için, uyutmak için. Kaç saat yatıyorsun? 4-5 saat. 45 dakika için 1,5 milyar almışlar. 45 dakika uyutmak için. Acaba 5 saat, kaç saat yatıyorsun? 5-6 saat. 7 saat. 7 saat, ne 5 saati, yeter mi buna? 7 saat. 45 dakika, hadi 1 saat olsun, 1000 lira olsun. 1000 lira olsun. 7 bin lira her gün nasıl verecektin? O da öyle uyku mu? Yorgun, perişan kalkıyorsun. Suni bir şey ya. Ya bedava uyutuyor Allah ya, bedava. Bir de parayla olsa bu. Uyku tutmayanlar onu iyi bilir abi. Bir tanesi gece mesajı atmış. Ayakta mısın? Saate bir baktım, 2:10. Sabah 9:10 baktım mesajda. Ayakta mısın? Ayakta mısın mı? Ayakta. Ayakta mısın? Sonra ekliyor, onları sana söylüyor. Eğer ayaktaysan şudur budur. 1-2 dakika şey yapar, uyku tutmamış. Bitmiş, duman olmuş. Allah Allah. O yedi lira verir yani. İlaç içenler var. Uykusu olmadı hiç. Rahatmak 7 saat yatıyor ama. Maşallah demeyeceğim ya, biraz düşür onu. Ta ki yani bu kainatı anlamlandıran böyle mütemayiz bir şahsiyet olacak. O da bizde olmayan bir meziyetle bize kanaat verecek. O da mucizedir. Peygamberlerin peygamber yapan delili ilim değil. Çünkü herkeste var. Bir az da yoksa var. Gayret var, dirayet var, sebat var. Ne bileyim. Herkeste bir derece var. Mesela Hindistan kurtulmasında adam bak 70 gün mü kaç gün yememiş. 40 gün mü? Mahatma Gandhi. Gandhi he. Ya, peygamber hasretesi var. Ama imtiyazlı değil. Çünkü 70 gün ustad kalmış. 71 gün mü ne diyorlar? Tarihçede, mufassal tarihçede geçiyor. Yani peki ölüyü diriltiyor, benzeri yok. Yani bunlar insana kanaat vermiyorsa daha ne yapacaksın ki? Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek, yani insana anlam vermek için kainatı sana ders verecek, belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek. Hakikaten öyle ya. Bu nedir? Nereden bileceğim ya? Armut'u şeftaliyi gösteriyor. Bu nedir? Şeftali değil. İzah mı şimdi? Yani birbirine eşe kıyas ederek farklılıklar çıkıyor. Anlam çıkmıyor ki. Bu nedir? Muz değil. Havucu öyle diyor. Bu nedir? Şeftali değil diyor. Bir isim koymuş. Ya nedir yani bu? Niye var? Niye bana bakıyor? Ben ne yaptım ki bu meyve bana çalışıyor? Niye bana çalışıyor? Bütün kainat bana niye çalışıyor? Niye bana hizmet ediyor? Şu hava, şu havaya baksana ne kadar kirli. Bu havayı bizim emrimizi vermiş. Hem de 108 bin kilometrede giden bir gezegenin üzerinde hava mı olur ya? Şüt diye uçar ya geminin üzerindeki duman gibi. Bu kadar hızlı giden yerde bu atmosferi tutuyor. Bir isim takmışız işte. Atmosfer. Ya gitti ya. Samanyolu galaksisine gitti işte. Uçtu gitti. Ya ayda yok, Merkür'de yok, şurada. Ya burada niye hava var ya? Ne diyor? Güneş'te kopmuş parça. Kardeşim Merkür'de oradan kopmuş. Ayda oradan kopmuş. Niye burada bitkiler var, koyun var, sığır var, hava var, yağmur var da ayda orada burada yok? Ya bir kast yok mu yani? Bir gaye yok mu? Umum kainatta Halik tarafından gayet emniyetle izharını irade ettiği kemal-i sanatının
cemal esmasını bildirecek, aynedarlık edecek. İnsan en cami bir ayna, en iyi gösterecek. Yani ne demek o ayna? Onlarla muhatap olacak elma ile armutla vesaire dünyadaki. Onu anlama götürecek. Yani farkındalığını artıracak. İnsandan istenen diğer mahlukattan farklı olarak bu mevcudatı bu potaya atıp anlama dönüşecek. Anlama dönüştürdü mü farkındalığı artacak. Farkındalığın en zirvesi de imandır. Farkındalığın zirvesidir iman. Farkındalığı olmayanın imanı da olmuyor ki, yok ki. Kendisini beden ve kemikten, kendisini varlığın bir meyvenin, şey, koca bir ağacın meyvesi, ağacın süreci zannediyor, sonucu zannediyor. İnsan kainatın süreci değil ki, o bedenidir. İnsan dediğin zaman et kemik midir? Böyle bilen adam niye iman etsin? Ondan sonra hakikaten nasıl yaşıyor ya, iman yok? Üstad diyor intihar etmesi lazım. İptal his nevinden direniyor işte. İptal his ediyor. Yani şu insana verilen değere bak. Bütün kainatı senin anlamını yükseltmek, farkındalığını yüceltmek için, farkındalığını ortaya çıkarmak için yaratmış. Şu mevcudatı farkındalık için. Bu kadar ya çeşit. Ondan sonra diyor ki bu Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu havucu, elmayı, armutu, mısırları yaratmış, kabağı yaratmış. Sonra bize diyor ki ben bunu yaptım ya içtikten, şu maddeden. Cennet denilen bir yerde ne göz görmüş ne hayal edebilmişsiniz. Hiç bununla alakası olmayan sizi bekliyor. Allah Allah, hiç yokluktan kabağı, narı yapmışsa acaba bunu gördüğümüz halde bunlar da hiç alakası benzemeyecek. Orası nasıl ya? Çok tuhaf bir alem. Ve o Halik bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zişur mahluklarından mukabele istediğinden o zişurların namına birisi o geniş tezahürat-ı rububiyete karşı geniş bir ubudiyet ile mukabele edip ber ve bahri cezbeye getirecek. Semavat ve arzı çınlatacak bir velveleyi teşhir ve takdis ile o zişurların nazarını o sanatların sahnesine çevirecek. Yani sonuç bu. Yani bu nedir? Bunlar kendisini sana tarif ediyor. Şimdi mesela Allah ben varım dedi. E nereden bileceğim? Diyor ki şunlara bak. Sanat var değil mi? Ben sanatkarım dedi. Ona bakarak. Ben hayım, ben diriyim. Nereden bileceğim? Bak ölüyü dirilttim. Ben her şeyi görüyorum. Nereden bileceğim? Senin gözünü memnun edecek şeyleri yapmayla gösteriyor. Ben rezakım, seni acıyorum. Delil nedir? Bütün mevcudat sana hizmet ediyor. Adam fark etmiyor ki ya. Bahçesinden portakal gelmiş. Gelmişse mecburdur canım. Gelecek zaten. Çok acayip ya. İnsan yani farkındalık var ya, farkındalık. Fark etmesi lazım. Fark. Ben kimim? Niye buradayım? Neciyim? Niye ben seçildim? Ve kutsi dersler ve talimatlarla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimuşan'la o sani hakimi hakimin makası-ı ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek. Mesela Kur'an başlı başına acayip bir şey ya. Mesela okuma yazması yok, şöyle demesi lazım hocam. Asurlardan en iyi bilen kim? İlim heyeti toplansın. Tamam, toplandı. Bana bir dosya yapın, onun hakkında malumat verin. Kütüphanede oturuyor. Siz Babil, siz Lidyalılar, siz Asurlular vesaire. Dosyayı yapın, geçmiş kavim. Geleceği de böyle şunlarla bunlarla meşgul olanlar bir şeyler yapsın dosya. Bunlar hepsi dosyayı getirmiş, tamam mı? 23 senede. Hepsini tasnif etmiş, kulası almış, Kur'an olmuş. Bir tane şey, hafıza söylemiştim. Şimdi kıraat imamı var ya, Hanefi mezhebinin kıraat imamı kim? İmamı Asım. Şimdi arkadaşlar, 7 vücuh, 10 kıraat, 10 tane imam var. Kıraat imam. 2 tane de ravisi var yardımcı. 30 tane derler. 30 tane kıraat imamı var. Arkadaşlar, 30 tane şekilde farklı farklı okunuyor. Ve kitabihi ve kütübihi gibi.
vesaire. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı kendi yazsa bile sırf okumasına kendi ömrü yetmez. Nasıl okunacağını. Kıraat imamları yapmış, ömür vermiş. Yani insanın çapı belli. İnsan sırf kıraatını yapamaz ya. 10 çeşit. 10 çeşit kıraat. 23 senede bunu kendisi bir kere var olanı seslendirmeyi ömrü yetmez ya. 30 tane imam gelmiş. Ya tövbe, adetullah noktasında peygamber düşünmeyin. Bir insan düşünün. 30 tane dahi insanın toplam aklından daha mı akıllı ya? Çok acayip ya. Diyeceksin ki Einstein bir şey bulmuş insanlardan. O tarihin, mazinin, ilmin birikimini ifade ettim. Mazisiz değil ki o. İlk ve son o hiç maziden kopuk bir şey mi çıkarttı? O olur. Mesela bir matematikte formül bulmuş. O adam ifade etmiş, onu bulması için ona katkı yapan bir sürü mazi demekler var. Evet. Onun dışa vuruşudur. Yoksa mazisiz ifade değil ki. Bu öyle değil. Kıraat yapacaksın, mazi yok. İlk yapacaksın. Toplama yapmayacaksın. Mesela matematikte bir şey buldum. Sana ilkokuldan beri emek verenler var. Bu kadar bilim ve ilim insanının malzemesini kullandın. Onlar bu sabah birikim. Bir yerde patlama yaptı. Tabii ya birikimini ifade etti. Yani onsuz muydun bu? Ya bu öyle değil işte. Kur'an'ın bir birikimin neticesi değil ya. Kur'an bir birikimin neticesi değil. Doğrudan doğruya. Yani bir insan dener yazar. Hah bu kitabı tutturdum. Bu Kur'an olsun. Daha önce denemiş, tutmadı. Tamam onu değiştirelim. Hata oluyor ya, toplattırılıyor. Acayip bir şey ya. Abi fetret eğilini de açıklamış oluyorsun bu dediğiniz. Yani insan kendi aklıyla bir şeyleri bulabilecek olsa fetret eğilini de mesul olması lazım. Evet doğru. Yani insan demek ki mesul olamıyor ki. Ve o kitap söylüyor değil mi? Kur'an söylüyor. Ama künne muazibin hatta nefesen resula. İnsan kendi başına bir şey bulsaydı, Kur'an, İslam gitmediği pigmelere, Sibiryalar, kutuplardaki insanı da mesul ederdi. Bulun denilirdi. Çünkü akıllı kendi başına buluyor ya, evet. Olurdu. Demek ki onları mesul etmemesi, demek ki akıl kendi başına bulamayacak. Peygamberlere beşerin de ne kadar minnettar olması gerektiğini de. Çünkü evet. Önden bir şey göstermesen nasıl olacak? Hakikaten insan sırf anlattığınızda fıtratına baksa, kendi aklına baksa şu an bana göstermediğiniz bir şeyi ben hayal bile edemem ki, bilemem ki yani. Ya. Biri demesi lazım yani. Bir tarif edecek. Şimdi birisi demese ahirete kimin hatırına gelir ya? 100 bin sene düşünse mezardan sonra böyle bir hayat varmış. La bu kadar Kur'an ve hadis mucizelerle gösteriyor. Gene adam inanmıyor da. Şimdi bunlar olmasa bunu nasıl inanacak ya? Temel fıkrası gibi mi abi? He nasıl olur? Temelle İdris askerciler abi aynı yerdeler. Temel'e diyor ki komutan, Temel diyor sana bir soru soracağım, sen dindar bir adamsın, Trabzonlusun. Sor komutanım diyor, diyor ki İslam'ın şartı kaç? Komutanım 40 diyor. Bunu bir dövüyor gönderiyor, ağlayan dışarı çıkıyor. İdris de orada diyor ki niye ağlıyorsun diyor Temel, hayır ya boş verdi, niye diyor. Ya diyor komutan bana diyor ki İslam'ın şartı kaç? Ne dedin diyor. Dedim ki diyor 40. Yani sen dedin manyak mısın oğlum, İslam şartı 5. Ulan diyor sen manyaksın, adam 40 almadı, 5'i mi alacak yani? İçinden 5'i alsın diyor. Yani bir tanesi öyle dedi. Bir tanesi dedi ki ya dedi bu dedi oldu mu dedi. Ciddi ya bu. Namaz bana söyle. Ya dedim bu okudu böyle mi okudun dedim. Olmadı. İade etmen lazım. Ama iki şekilde de okudum dedi. Hangisi Allah'a şefaat lazım. O öyle dedi. Şimdi sonunda hangisiydi Yasmin Konum? Bir tanesi ne? Yani ötüre mi esire mi? Tereddütte kaldım dedi. İkisini de söyledim dedi. Allah hangisi kırdı onu soruyorum. Kıraat geliştiriyor. Ya böyle acayip insanlar da var ya. Hiç düşünemedim ya. Aralarına girme. He ya. Hiçbir şey demedim ha. Ve kutsi dersler ve talimatla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimuşşan'la o sani hakemi hakimin makasid ilahiyesini en güzel bir sürette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürüne
ve tezahürat-ı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele edecek bir zat, güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır ve zaruridir. Bu kainata lazımdır, zaruridir. Yani hakikaten öyle. En büyük de iyiliği bize o yapıyor. Yani ondan daha büyük, yani rahatını rahatımız için feda etmiş. Bizim için. Hakikaten tövbe ya, kendisi uydursa bir insan niye bu kadar fedakarlık yapsın? Ahiret var dedi, kendisi uydurmuş. Her şeyini niye feda etsin? Hani zengin olsa derdim ki arada zenginlik yap. Tam tersine zengindi, fakir oldu. Şimdi milletvekilleri mesela fakirdi, milletvekili oluyor, daha iyi oluyor. Değil mi? Hanımının şirketi işte, Hatice validemizin kafilesinin şey evlenince onun şeyine geçti. Peki ne oldu sonra peygamber olunca? 25 yaşındaydı o zaman, evlendiği zaman. Hatice validemiz 40. Kafile onundu. Peygamber olunca ne yaptı? Servetini servet mi kattı? Yok, hepsi gitti. Peki tam da ne karı var yani, haşa ahireti kendisi uyduruyorsa? İşkence, sıkıntı, aç, uykusuz, sefil, hicrete mecbursun. Yani mesela önde şaşırtan benim aklım da şu. Peygamberler hukuktaymış. Bir yerden çıkartıldı mı Mekke'den vesaire, bir daha dönemezlermiş. Şimdi ben olsaydım haşa, ben uydursaydım, Mekke fethedildi mi? Tamam. Yani gayem bu değil miydi? Artık şaşalı geldim. Karşıma çıkacak bir güç var mı? Ne yaptı? Taşlama yaptıktan sonra nereye geçti? Taşlamadan sonra nereye gidiliyor? Mina'ya. Niçin Kabe'ye? Tamam yani, herkes bekliyormuş. Evimize geldik işte. Yarısın eviniz. Oradan çıkartılmadı mı? Oradan Medine'ye tekrar geri dönmüş. Bir daha Mekke'ye girmemiş. Çıktıktan sonra. Taşlama yapıyor, Mina'ya geliyor, oradan geri gidiyor. Peki haşa kendisi uydursa, işte tamam, hakim olduk Mekke'ye her tarafa. Niye bu kendi memleketine? Evet. Değil mi? Bir yere demek uyuyor. Bir talimata uyuyor yani. Talimata, yoksa kendi beşeri menfaatin olsaydı hiçbir akıl bunu kabul etmez ya. Peygamberler çıkartıldığı yere bir daha gidemezlermiş. Bir solcu bana dedi ki, ateist, faiz sistemi diyor, şey faiz diyorum, zekat sistemi, tövbe. Muhammed'in diyor aleyhissalatü vesselam, kendisine ve evladı iyaline diyor, garanti geçim sistemidir diyor. Şu böyle bir şey soru durdunuz mu? Kendisine ve ehline, hani Ali Beyt'e, geçim sistemi, geçinmesi için gelir sistemidir dedi. Hiç unutmuyorum. Bir şey biliyorsun ama dedim, eksik biliyorsun. Zekat malın kiridir. Allah Resulü'nü ve beytine, ehli beytine, evlatlarına kir olduğu için zekatı peygamberi ve evladına zekat verilemez, haramdır, alamaz. Eğer senin dediğin gibi olsaydı zekat onlar alması lazım, ümmet alamazdı. Bir anda şaşırdı. Çünkü onun üzerine kurmuştu küfrünü. Bak, peygamberlerin evladına peygamber kendisinden sonra getirdiği, geliştirdiği bir sistemdir. Niye ona evladını garanti? Tam tersini, evlatlarına diyor ki alamazsınız, haramdır. Evladıyla alakası var mı şimdi? Alamaz ki. Sen alırsın fakir ama ehli beyt alamaz. Biliyor musun? Fakir olsa bile mi abi? Alamaz. Allah. Zekat alamaz. Hediye alır. Beytül Mal'den yardım alır. İşte belediyeden fakir aldığı gibi. Peki acaba zekat Ehl-i Beyt'e verilseydi kim Ahmet'e Mehmet'e verirdi? Hep ona verirdi. Evet. Ve bu soru doğmaz mıydı? Kendi Ehl-i Beyt'ini garanti altına aldı. Evet. Bu doğardı Ömer abi. Ama onu ortadan kaldırdı. Yani Allah iman etmemizi kolaylaştırmak için ümmiden, okumaya yazması olmayandan peygamber getirdi ki kendisi yazmadı olsun. Bir de zekat müessesesini ehline de kendisine de haram kılarak, bunun beşeri düşünüşü olsaydı bu böyle olmazdı. Biraz önce sordum işte, fakir olsa da mı? Evet. Verilemiyor. Yani ehli beyt olduğumuz sağ kol işte. Daha iyi, daha
imkanlara sahip. Tam tersini hicretler, musibetler, katliama tarih boyu Ehl-i Beyt maruz olmuş. Dersim neydi dersim katliamı? Bunu dersim Ehl-i Beyt'in şehriydi. Hazreti Ali'nin neslindendi. Onun için katledildi. Ehl-i Beyt şehriydi. Sonra Tunceli denildi, katledildikten sonra. Ya, şehri bombaladılar ya. Hafız Esat'a kızıyor. 600 bin Kürt'ü yok etti diye. Dersim'de kaç bin kişi gitmiş ya. Ne suçu vardı çoluk çocuğa. Acayip bir şey, mantık almıyor ya. Bugün insan merhameti alamıyor ki. Yani Tunceli'nin eski ismi Dersim'dir. Ne suçu vardı ya. Tarihe bakın. Ya. Ah ah. Ve bütün hikmetlerin tezahürüne ve tezahürat-ı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekber bir mukabele edecek bir zat, güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır, zaruridir. Ve öyle eden ve en ekber bir surette o vazifeleri yapan, bin müşahede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Yani bunun iyiliği nasıl ödersin ya? Uykum için uykusunu, menfaatim için menfaatını, rahatım için rahatını feda etmiş ya. Bana iman gelmesi için bu kadar fedakarlık yapmış o ve onun silsilesi. Bana gelene kadar İslamiyet'i ne kadar imamlar fedakarlık yaptı. Mustafa, bunun iyiliklerini biz nasıl öderiz ya? Ya birisi sen ne al burada bir şey kaldırırken caddede yardım etse, dükkana kadar getirse demez misin ya Allah razı olsun ya? Mecbur değildi değil mi dükkandan? Dükkan önünde bir mal geldi, içeri alacaksın. Taşıyamıyorsun çuvalı. Ya ben tutayım dedi. He Allah razı olsun. Ya bunun bu kadar mı iyiliği yok ya? Allah razı olsun ya Resulallah. Demeyi de hak etmiyor ya. Yani bizim ne kadar iyiliği, ustad diyor. Senin iyiliğini ödeyemeyiz diyor. Nasıl ödeyeceksin? Her şeyini feda etti benim için. Ya imamlar? Gelecek kuşaklar İslamiyet gitsin diye. Kesiyorum bir iki satırım kaldı. Öyleyse güneş ziyayı, ziya gündüzü istizam ettiği gibi güneş vardır. Nasıl anlarız? Gündüzdür. Ondan sonra gündüz varsa demek ki ziya da var. İstizam ettiği gibi derecede kainattaki hikmetler Risale-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam istizam eder. Çünkü eğer peygamber yoksa kainatı tarif eden yoktur. O zaman manasızdır. Bu kainatlara hizmet ediyor eğer ahiret yoksa. Aynı şuna benziyor. Benzetemiyorum da. Alim adam üniversiteye gidiyor, cahil çıkıyor. Tersi dönüştürüyor. O zaman ne yapar? İlim cehalete hizmet edecek. Adalet zulme. Varlık yokluğa hizmet etmesi lazım. Yani nasıl? Şimdi bu kainatın sonunda ahiret yoksa her şey tersine döner. Zulüm olur. Cehalet olur. Yokluk olur. Vücut yokluğa hizmet etmiş oluyor. İlim yaptık bu kadar, beşeri teknoloji yaptık, kime hizmet etti sonunda hiç, sıfır. Cehalet hizmet etmiş olur, olmuş olur. O zaman güneşin varlığını nasıl anlarız? Gündüz ortasında, gündüz 12'de aydınlık. Bir tanesi size dese ki veya birisi desen ki, gündüz, güneş var mı? Bir dakika bakayım semayede söylerim sana. Denilir mi ya? Yani gündüz gösteriyor ki ışık parmaklarıyla güneş var. Bu mevcudat da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı istizam ediyor. Lazım kılıyor. Niye? Tarif edici bir muallim lazım. Evet, nasıl ki ismi hakem ve hakimin cilve-i azami ile azami derecede Risalet-i Ahmedi iktiza ediyor, öyle de Esma-i Hüsna'dan Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Münim, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilve-i azamla azami derecede ve mertebe-i katiyette Risale-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam istizam eder. Burada kesiyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha-tı ma selavat.